Emekliyiz. Emekliyim, evet. Çalışma Bakanı harika bir haber verdi. Evet, verdi, biliyorum. Bu haberi almak için hazır mısın? Ne, güzel bir haber. Nasıl bir haber? Allah'a şükür ülkemizde dedi asgari ücret alıp da dedi ben açım, sefalet içinde kaldım diyen yok dedi, yüreğimiz ferahladı bizim. Hey, doğru söylüyor. Kendi karnı tok. Onlar için sorun yok ki. Kaç para maaş amca? Benim 750 lira maaş. 7500 lira. He, 700. Yetiyor mu amca? Oo, hem de neler alıyorum, neler alıyorum. Neler alıyorsun? Elbisemi alıyorum, efendime söyleyeyim. Doğal gazı son şeyinde yakıyorum. Her gün bir pantolon alıyorum, her sene bir ayakkabı alıyorum. Her gün bir şey alıyorum. Ya ne alacağım ben 750 bin lira? Bir kilo zeytin alıyorum işte. Kaç aldın? Gösterdim. Bakalım. Bir kilo zeytin alıyorum ben 750 bin lira bunu. Eşimle ben... Bir kilo zeytin 122 TL. Bir kilo değil, bir kilo değil. Pardon. Kaç bir kilo değil, yarım kilo. 90 gram. Yarım kilo, yarım kilo da değil. Ben Vedat Bilgin'le ben... Kaç gün yeter bu? He? Kaç gün yeter? İki öğün abi. İki sabahta yerdik. İki kişiyiz. Yenge var mı? Var. Allah uzun ömür versin. Amin. Torun var mı? Torun da var. Toruna, tosuna bir şeyler alabiliyor mu? Kıyafet? Ya yok, onlar kendi zaten... Onlar da sıkıntılar. Evleri yok, barkları yok. Okuyorlar. Bir tanesi şeyde okuyor. Kocaeli'nde okuyor. Kirası var. Her ay 20 milyon masrafı var. 13 milyon masraf var her ay. Senin yaşın kaç abi? Benim yaşım 71. 71 yaşında torununa haşlık verememek seni üzüyor mu? Herhalde üzüyor, üzmez mi? Yani herhalde üzmez. Oturma üzmez diye. Oturma oluyor mu yani, onu demek istiyorum. Bayramlarda alıyorum. Niye bayramlarda amca? Abi, haşlık veremiyorum. Ya bak ben bu sene bir tane karpuz almışım, yeminle söylüyorum. Bir tane karpuz almışım. Ömür boyu bir karpuz almışım. Evet. Bir kilo da üzüm almışım. 2 kilo da mandalina aldım. Mandalina da götürdüğün günü, bir gün eğer o gün tüketmezsin, ertesi gün atıyorsun çünkü iyice çürüyor. Kalem tuttum mu amca, o kadar mı azaldın? Vallahi o kadar aldım, yemin ederim. Evet. Bir kere karpuz yedik zaten, biliyoruz da bir adam yediğini bilmez mi? Bir kere de üzüm aldım, onu da... Şimdi ben böyle videolarda insanları konuşturuyorum, yazıyorlar ki çalış diyorlar. Bizim zamanımızda biz çalışıyorduk diyorlar. İşte efendim ekonomi güzel, hainsiniz, bilmem nesiniz yazıyorlar. Biz hainiz tabii. Onlar doğru bir hainiz. Evet. Onlar doğrular bir hainiz. Onlar akşama kadar yalan söylüyorlar. Ben doğruyu söylüyorum. Gelsin o da benim yanıma gelsin ya. Beni de çağırsın televizyona. Beraber konuşalım. Tayyip mi çağırıyor? Bahçeli mi çağırıyor? Gel, Bahçeli çıkıyor boyuna bağırıyor. Arkasında o %5 şeyi var. Oyu var. Ne bağırıyorsun ki sen ya? %5'inden ne bağırıyorsun sen? Düzelim. Senin keyfin yerinde. Yiyorsun, içiyorsun. Mafya arkanda. Düzelir mi amca bu işler? Hayır. Ne düzelir? Hiç mi umut yok? Hayır, hiç umut yok. Hiç teyze üzülüyor mu peki? Hani teyzede bir rahatsızlık falan var mı? Ya hani doğru dürüst beslenmesi lazım ya. Hani sizin yaşınızdaki. Abi ne besleneceğiz? Ekmeğiyle karnımızı doyururuz. Yetmiyor mu? Evet. Yani ben, o vadet şey miydi, onun soy ismi neydi? Çalışma Bakanı vardı ya. Ona teşekkür ederim. Diyor ki acı yok ya. Hakikaten karnımız acı değil ha. Çünkü günde 2-3 tane ekmek yiyoruz. Evet. Yavan ekmek yiyoruz, karnımız tok. Hiç böyle zor dönem gördün mü? Hiç görmedim. Yemin ederim 70 yaşına gelmiş ilk defa. İlk defa böyle bir şey. Ya hiçbir şey alamıyorsun ya. Bak. Şunu ben zor alıyorum ya. Zor alıyorum. Şunu. İşte kalın. Benim ay başına kadar gidecek param bu. Maaşı ne zaman aldın? Ay başına kadar gidecek param bu. Ay başına kaç gün var? 50, 100, he? 110. Gidecek para bu işte. Kaç gün var ay başına? Ay başı işte bugün aldım ben maaşı. Oo, ne diyorsun amca? Vallahi. Kredi kartı falan yok mu? Yok, ben bugün aldım. Zaten kredi kartını martını ödüyoruz, bu kalıyor. Hastalık oldu, bir şey oldu. Ne yapacaksın? Ölürsen öl, talaşına mı? Kimin talaşı? Ölmek de artık pahalı. Herhalde. Memleket nere? Erzincan. Sana soracaklar videonun altına. Sor bakalım oyu kime verdi diyecekler. He? Oyu kime verdi? Ya oyu mu ben, ya oy önemli değil. Oyu kime verirsen ver. Ben şu düzende şu memleketi yalancılar yönetiyor, yalandan yönetiyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani şu memlekette dört dörtlük hiçbir şey yoktur. Var dört dörtlük olanlar var, onlara ben bir şey demiyorum. Onlar onların tarafında. Fakat biz acız. Komşuluk var mı? Birbirine çağır mı? Hayır. Kimse kimseyi tanımıyor ya. Bir binada oturan kimse kimseyi tanımıyor. Erzincan'a gidiyor musun arada ziyaret? Hayır, nereye gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun? Neyle uçakla gidiyorsun? Neyle gidiyorsun? Uçakla. Tabii ne derler onun? Onun gibi benim öyle şey uçağım yok ki. Yok diyorsun. Dayıcığım teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ben teşekkür ederim. Bol ama bol zeytini ye. Yayınlansın ama yayınlansın. Bu zeytini yayınlayın. Yayınlansın. Vallahi yayınlansın. Allah'a emanet olun. Tamam. Bir...
Bir karpuz yediğimde yayınlasın şöyle, o Vedat Bilgin midir ona söylesin. Koca bir yaz bir karpuz yiyen emekli de. Evet, evet, evet. Bir karpuz neydi? Bir mandalina. Bir kilo mandalina, yalan söylemeyeyim. İki kilo mandalina, bir kilo da üzüm. Bütün yaz yediğim evet, meyve. Evet, vallahi yeminle ederim yani. Ben o Kur'an'a da el basarım, o da gelsin bassın Kur'an'a el. Allah yardımcımız. Ama yalan söylemesin nerede ki? Yalan söylemesin Rabbim. Tamam, köşeye dönenler var. Kış nasıl olacak? Bu kış nasıl geçecek? Kış, yorganlara sarılıp duracağız. Doğalgaz? Doğalgaz yakmayacağız, yakarsak parası. Allah yoluna çıksın. Amin. Hadi İstanbul kışa hazır mı? Şimdi bu... Sen hazırsın maşallah, bereyi takmışsın. Tabii ki bir yani biliyorsun soğuğa erkeklik olmaz yani. Ama şöyle bir durum var. Hazır denilebilir. Yani bu hangi taraftan baktığınıza yani sorunu hangi anlamda sorduğunuza bağlı yani. Ne anlamda parasal soracağım. Olarak hazır mı? Kombiler yandı mı? Kombiler mecbur yanacak. Çocuklar hasta olacak ama maddi olarak sorduğunuz zaman değil yani. Değil diyorsun. Tabii ki. Soralım beyefendi hazırdır. Değiliz. Nedir durum? Durum berbattır. Neden berbattır? Abi cepler yanıyor. Cepte kaç para var? Bakalım hemen. Şöyle cepte burada sıfır. Tesbih var. Sıfır. Telefon var. Böyle tesbih var. Erkek adamın tesbih olur. Çocuk var mı? Çocuk var. Nedir bu kış kombi yakabilecek misin? Valla mecbur yakacağız ama sıkıntı yaşarız yani. Yapacak tahminin şey. Ne? Şimdi yakmaya başladım. Valla şimdi aylık 3000 üzerine geldi zaten. 3000 üzerine. Ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret. Kaç para kira? Kiracı değilim çok şükür. Allah'a şükür. Çok şükür. 3000'i kombiye versen, 2000'e diğer faturalara 5000 sana kalıyor 6500. Tamam. Mecbur yapacağım bir şey yok. Öyle böyle geçineceğiz. Evet. Oyu kime verdin? O benden kalsın. O benden kalsın. Nerede sizin adam? İçeride mi? İçeride. Sen ne kime verdin kardeşim? Yeniden Refah Parti Doktor Fatih Erbakan'a verdim ben. Bence geçmişte babasının yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine de eminim yapacağından Türkiye'yi yeniden adil düzenli getirecek. Adalet sistemi inşallah gelecek. Getirdi mi? Araya getirecek inşallah. Getirecek. Oy verdiniz mi getirsin? Ben şöyle Erdoğan'ı desteklediği için biraz getirmesi yanlış, zor mu yani? Yanlış düşünüyorsunuz. Öyle mi? Şimdi şöyle bir durum var. Geçmişte Necmettin Erbakan Türkiye Ordular Bursa Birliği Başkanı iken başkanla seçildiğine rağmen lağvedildi. Süleyman Demirel alaşağı etti. Ve bu Necmettin Erbakan ayaklar altına gururunu alıp Süleyman Demirel'in kapısını çaldı. Benim listemden milletvekili adayı yap dedi. Ben vatandaşıma bir saati boş hizmetsiz geçiremem dedi. Ve tabii ki Süleyman Demirel kabul etmedi. Sonradan gitti Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Oradan aldığı destekle ülkeye bakın. Ülkeye gururlarını ayaklar altına aldı. Süleyman Demirel'in yanına gitti. Sonradan bağımsız milletvekili adayı oldu. Ülkeye geldi. Ve bu ülkeye çok büyük hayırlı hizmetler etti. Bugün yapılan fabrikalar dahil, yapılan bütün işlemler dahil, bugün yani yapılan hizmetin haddi hesabı yoktur. Kimse de inkar edemez. Teşekkür ederim. Tabii ki Fatih Erbakan da bu yolda ilerliyor Allah'ın izniyle ve de babasının yolundan ilerliyor. İnşallah da verilirse Fatih yani. Fatih Erbakan bu yolda ilerlediği için Erdoğan'ı mı destekledi? Soruyu çarptı. Yani amacı bu. Bakın şimdi ben milletime bir saat... Hizmetsiz yapamam dedi. Bakın hizmet etmek zorundayım dedi. 5 tane milletvekiliyle şu anda mecliste ve de yaptığı yönergelere, yaptığı açıklamaları takip ederseniz yani zaten hak verirsiniz. Bence şu anda da çok iyi ilerliyor. İnşallah da göreceğiz yani yapacağı çalışmalarda bu seçimlerde de göreceğiz. Kayıtta mısın? Efendim İstanbul depreme hazır mı? İstanbul şu anda depreme hazır değil. Niye hazır değil? İstanbul'da şu anda 16 milyon insan yaşıyor ama aslında 25 milyonun fazla insan var. Evet. İnsanların depreme yaşaması için gereken önlemleri almaları lazım. Tabii önlemler alınmış ama şu anda tam bir önlemler alınmamış depremden dolayı. Şu anda depreme hazır değil bana göre. İstanbul kışa hazır mı? Kışa hazır, evet kışa hazır. Vay maşallah. Parasal olarak durumlar nasıl? Kombi yakabildik mi? Para durumu şunda, şu andaki sıkıntıyı emekliler çekiyor. Emekliler şöyle çekiyor. Emekli, dur onu da söyleyeceğim. Şimdi durumu iyi olan parasından bana göre düşüyor. Ama durumu iyi olmayan insanlar da sıkıntı çekiyor. Niye sıkıntı çekiyor? Emekli diyelim ki 30 sene bu memlekette hizmet etmiş. Evet. Bu memlekete vergisini vermiş, çocuğunu okutmuş, bayrağını korumuş, milletini korumuş. Ama emekli olduktan sonra maalesef sıkıntı çekiyor. Niye sıkıntı çekiyor?
7,5 lira, bu memlekette 15 lira kiralar, 20 lira kiralar. 7,5 lira alan bir emekli kalkıp da nasıl geçimini sağlasın ve nasıl çocuklarına, torunlarına faydalı olsun, bana göre faydalı değil. Siz de emekli misiniz? Ben emekliyim ama şöyle emekliyim ben. Ben yan iş yapıyorum. Yan iş yapmasam emekli paramla İstanbul için bir yerde geçinemem. 28 Mayıs'ta kime oy verdiniz? Ben 28 Mayıs'ta kime oy verdim? Güzel bir soru. Evet. Onu açıklamasam iyi olur. Benim bir siyaset kimliğim var çünkü. Öyle mi? Onun için açıklamak istemiyorum ben. Hangi parti mensubusunuz? Ben şu anda Ahmet Davutoğlu'nun yanında, hocamın yanındayız. Ha. Onun yanındayız. Onun için ona gönül verdik. Öyle diyelim. Ona gönül verdik.